alalım. Huzurlu bir dünya çalışması yapıyoruz. Mutluyuz. Özel bilgi verileceği söylendi ve bugünkü bu bilgi dillendi. Peki bunun manası ne? Bizim için es geçeceğimiz bir mesele değil bu. Bugün dünya insanlığının yaşından söz edildi. Ve dendi ki 70 ortalama, ama onun ötesinde olan insanlar var. Ve çok daha öte bir çalışma ve çok daha öte bir kodlamayla ömür uzayacak. Söylenen bu. Peki özel sözün öz gözdeki gücü nedir? İyi anlayın ki bize bu bilginin ilmi gerekmekte. Nasıl ömrü uzatabiliriz? Bunu soralım kendimize. Ömrü nasıl uzatabiliriz? Yarın için neler yaptık, neler oldu ve daha neler yapabiliriz? Bugün burada bedenlerimizle görev taşırken hepimizin sağlık meselelerimiz de oluyor. Ki bu dünya insanlığının her anda yaşayabileceği meselelerdir. Ve dünya insanı gerçek ışığıyla bunu hak ettiğince kontrol edebilecektir. Bunu biliyoruz ama kaçımız bunu başarabiliyoruz? Sonra yakınlarımızın sorunları, onlara ne derece katkı sunabiliyoruz? Ben ol dedim ama sen olmam dedinse ben ne yapabilirim? Dünya insanlığının çözeceği çok mesele var canlarım. Hepimiz beynimizi kodlayarak bütünün kök geçişinde her anda kontrol kurabiliriz. Yani ben sağlığımı kontrol edebilirim. Ama niye yapmam? Yapabilirim ama niye yapmam? Ya da sizler yapabilirsiniz, peki niye yapmazsınız? Öncelikle bunu anlamalıyız. Merdivenin en aşağısına iniyorsak eğer, tüm insanın en aşağıdaki ilmini de dinlemeliyiz. Dünya insanı ben zirveyim dediği sürece hikayedir. Sadece hikayedir. Ben çok güçlüyüm. Ben en yüksekteyim. Merdivenin en üstündeyim demek onu geçişlerde kontrol dışı kılar. Önemli olan merdivenin en altında olmamızdır. Aşağıların aşağısında olmamız gerekir. Peki bugün burada en aşağıda ne yaptık? Neden yaptık? Biz vergi vermedik mi yaşama? Hepimiz yaşama vergi ödüyoruz, bilir misiniz? Verdiğimiz vergi ilmin kalitesiyle alakalıdır. Hangimizin ilmi daha üstünse onun vergisi daha yüksektir. Ama vereceğimiz daha çok ilim var ve o ilim bizim vergimiz olacak. Hani deriz ya, borç ödemek yaptığımız, hepimizin vakti gelir, hak olunur diyerek kelam edip o kelamı kodlayarak yeryüzüne ekmesidir. Bu bizim vergimizdir. Bu bizim borcumuzdur canlarım. Ve doğanın gücü hepimizi diller. Diller ve hakikiyetimizi dinler. İşte doğayla hak olmak ve doğayla holograma aşmak gerekir ki vakti sahada kelam, keram kalemi olsun. Hepimizin görevi budur. Şükür ki biz görevimizi hakkıyla yapıyoruz. Ve diyoruz ki ödevimizi yaptık, insanlığa vergimizi ödedik ve borcumuz yok. Ama borç biter mi? Asla bitmez. Çünkü yaşam kodlanması sürerken yoğunluk artar ve her an yeniden ve yeniden kodlanır. Ve bütüne hizmetçilik yeniden ve yeniden kontrollü olarak kayda iner. Yapacağımız daha ne var diye bakarız. Beste güfte midir hayat, yoksa şafak mıdır? Şafkın da hak bar da halikiyet mi kodlanmalıdır?
Bunların hepsi önemlidir. Ve Türkiye çalışmalarını başlatma nedenimiz de budur. Yarınlar için yaşamı kodlamak ve yaşamı hologramdan aşırtmak. Dünyanın sonu, herkes bunu bekler. Dünyanın sonu. Yoksa biz sona mı vardık? Canlarım nedir son? İlmin kranının ilahi kulluğunda kontrol kurup halike hak olup yarınları kırmasıdır. Bütün mesele bütüne hizmetçilikse, kran kendini kırar canlarım. Bunu artık insanın öğrenmesi ve anlatması gerekir. Ben kırarsam ben kırılırım. Kimsenin kranı, kimsenin kılı zarar görmesin diye dilleneneyim. Unutmayınız ki dünya üstü varlıkların tümü ağır yük taşırlar. Hepiniz bir tek olup o yükü daha kolaylıkla taşıyabiliriz. Öyleyse gerçek şudur ki hastaysa yaşam hastayız. İyiyse yaşam iyiyiz. Başka bir sözüm yok. Ölü dünyada daha ne yapılır ki? Her anda olacaksak ak sahaların kelamı olup an kayıtlarında, an sahalarında olmalıyız. Ve tertip, temizlik olmalı ki yaşamlar kontrol kursun. Umutlarımı hiç kaybetmedim. Basın her anda kalemim var ve yoğunluğum var. Önemli olan insandır. İnsan ve o insan ağırı hafifletecek güçtedir. Bütüne hizmetçiyiz ya ancak ve ancak kervan olan, keriman olan ilimle hizmetçiyiz.